dış politika deyince konu çok. Suriye'ye müdahale, asker gönderme konusu var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bloke etmemiz var. Yunan adalarının silahlandırılması var. Meseleler çok. Bir yabancı sanki Türkiye gerilimlerden besleniyor gibi dedi. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Yorum. Şimdi evvela Suriye'yi ele alalım. Bir Katar gazetesinin haberine göre Türkiye Suriye'ye müdahaleden vazgeçmiş. Bence iyi de etmiş. Çünkü Suriye'ye müdahale Amerikan Kongresi'nde F-16'ları zora sokar. Birincisi bu. İkincisi çok ilginç. Rusya adeta müdahale etmemizi istiyor. Lavrov'un beyanatı Türkiye bilgisayarına kalamaz diyor. Yani Suriye kendisi nasıl Ukrayna'da sıkıntıya düştüyse Türkiye'de Suriye'de düşsün demeye getiriyor gibi. Yani teşvik ediyor adeta. İkinci konu İsveç ve Finlandiya. Galiba Finlandiya bu işi atlatıyor gibi. İsveç ambargoyu kaldırdığını açıklamış. Ama tabii BRD konusu ortada. Yani o konuda İsveç'in, Finlandiya'nın yasaları mülteci statüsünde olan ve faaliyete girmeyen siyasi bir faaliyet, terörist faaliyet göstermeyen kimselerin iade edilmesi adeta imkansız gibiymiş. Ben de doğrusu mali yardım gidiyordur muhtemelen. Ama orada büyük bir faaliyet görünmüyor. Bu konu Türkiye bakımından çok ciddi siyasal ve ticari sonuçları olabilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet, elimizde bir veto var ama bu vetoyu çok ciddi argümanlarla kullanmamız lazım. Siz bakmayın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye önemli bir üyedir dediğini. Hep böyle yaparlar. Aslında Türkiye sıkıntı veren, sıkıntı çıkaran ülke. Gözüyle görülüyor. Gelelim Yunan adalarının askerleştirilmesine. Şimdi Çavuşoğlu'nun beyanatı adeta bir tehdit niteliğinde. Ortada bir durum var. 2004 yılında Avrupa Birliği Türkiye ve Yunanistan meseleleri ikili müzakerelerle halletsin. Halledemiyorlarsa Adalet Divanı'na gitsin diyor. O tarihten beri araştırıcı görüşmeler yapılıyor. Anlaşılan bir sonuca varılmadı. Varılamadı. Varılsa ortaya çıkardı. Şimdi Yunan adaları konusunu ikiye ayırmak lazım. Nimli Sema Direği, zamanın Dışişleri Bakanı Tevfik Kürşat Aras, bunlar artık askerleştirilebilir dedi. Ne zaman? Montrö Sözleşmesi'nden sonra. Hatırlayacaksınız, Montrö'den önce Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazlar gayri askeri statüdeydi ve bir uluslararası yönetim tarafından idare ediliyordu. Montrö'de bu değiştirildi, Allah'a şükür değiştirildi ve Türkiye Boğazları askerleştirebildi. Boğazların önündeki Nimli Sema Direği de bu mantıkla Tevfik Rüştü Aras askerleştirilebilir demiş olsa gerek diyorum ve yanlış da bir şey yapmamıştır. Gelelim öbür adalara. Öbür adalar konusunda böyle bir durum yok. Biz haklı görünüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nin dediği şu, ikili müzakereler yoluyla halledilemiyorsa bunu divana götürün. Şimdi blöf yapmıyoruz falan, bunlar bir tehdit niteliği taşıyor ve hukuktan uzak ifadeler. Ben elimizin kuvvetli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bunu pekala divana götürülebilir bir sorun olarak görüyorum. Şimdi Yunanistan fiiliyatta askerleştiriyor ve sanırım Roma hukukundan gelen bir kurala dayandırmak istiyor. Söylemiyor. Rebus sextantibus. Şartların değişmesi. Şimdi şartların değişmesi böyle kolayca söylenen bir şey değil. Hakikaten değiştiğini ispat etmesi lazım.
Livan'a gittiğimiz takdirde Yunanistan'ın şartların değiştiğini ispat etmesi gerekecek. Kolay bir şey değil. Çünkü sözleşmeler gayet sarı. Bir şey daha söyleyeyim. Arada bir biz NATO'dan da çıkarız lafı var. Buna en çok Yunanistan sevinecektir. Böyle bir şey. Bırakın diğerlerini. Yunanistan çifte telli oynar bunu. Bu tür lafları çok ciddi kullanmak lazım. Böyle kahve sohbetinde konuşur gibi yapmamak lazım diyorum. Aman ha diyorum. Aman ha. Hepinize saygılar ve sevgiler.